Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yanımda konuğum var. Kutay Kösem. Seni aslında hem bizim sosyalde tanıyorlar, artı senin de bir kanalın var. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, buraya bir fotoğrafçı, bilirkişisi olarak evet, seni çağırdık. Ciddi bir sıfatla geldim. Evet. Ne yapacağız bugün? Monitörler konusunda aslında bir 3 bölümlük küçük bir seri yapacağız. Evet. Konumuz kalibrasyon aslında biraz da. Çünkü biz burada tabii ki testler yapıyoruz, monitör testleri, incelemeleri ve şey diyoruz, işte kutusundan kalibreli çıkıyor ya da işte kalibre ettik, şöyle oldu, böyle oldu, ama onları orada göstermiyoruz tabii. Onu bir detaylandıralım istedik. Kalibrasyon nedir, niye yapılır, evet, etkileri nelerdir? Şimdi kalibrasyon deyince biz ne anlamalıyız? Kalibrasyon aslında hani herkesin monitörleri var, herkes onlardan bir şeyler görüyor. Ama gördüğümüz şey aslında görselin, bu video olabilir, fotoğraf olabilir, ne kadar doğru temsil ettiğinden emin olamıyoruz. Evet. Biz monitörümüzü ve tüm sistemimizi kalibre ederek aslında görüntünün olması gerektiği gibi olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Yani amacımız görüntüyü daha güzel veya daha etkileyici bir hale getirmek değil, olduğu gibi görebilmek. Kalibrasyonda evet, amaç bu. Aslında çok aşamalı bir şey. Yani bu çektiğin sahnenin ışığından daha başlayan bir şey. Tabii ki. Ya, çeken kameranın da aslında kalibrasyonu var. Evet. Hepsi ama geliyor monitörde editleniyor. Yani siz ne kadar ışığınıza her şeyini güzel ayarladınız, işte kameranızı doğru ayarladınız. Ama eğer kalibre olmayan veya yanlış kalibre olmuş bir ekranda çalışıyorsanız bütün emek bir anda çöpe de gidebiliyor. Ya bu o kadar sorun ki, şöyle, sen her şeyi mükemmel ayarladın. Kameran düzgün, ışığın düzgün. Elde ettiğin sonuç da düzgün ama monitörde diyorsun ben işte çok biraz sarıya kaydırmışım. Aslında sarıya kaydırmamışsın. Monitörün öyle gösteriyor. Ya da daha kötüsü, onu sarıya kaydığını düşünüp İşte daha bu sefer renkleri soğutuyoruz ama bu sefer başka her yerde aslında olması gerekenden daha sarı gözüküyor. Yani aslında hiç müdahale edilmemesi gereken bir fotoğrafı sırf yanlış gördüğümüz için ve yanlış monitörde bir de düzeltmeye çalışıyoruz. Sonuç felaket oluyor. Evet. Ama bak, bu şu anlama gelmiyor. Sen harika bir kalibrasyon yaptın. Buna rağmen başkaları izlerken o yaptığı senin fotoğrafını, videonu kendi ekranından baktığı için o zaten hani bizim elimizde olmayan bir, Şey. Değişken. Tabii. Biz ne kadar yaparsak yapalım insanların gördüğü. Tabii. İşte burada iş, profesyonellik biraz devreye giriyor. Yani o yapılan işi sen doğru teslim etmek zorundasın. Senin sorumluluğun bu. Ama daha kritik uygulamalar da var. Mesela baskıya gidecek o yaptığın çalışma. Bir çıkıyor baskıdan, cihazlar yine kağıdı doğru, makine doğru, her şey doğru. Renkler yanlış. Ama işte bizim belki de gönderdiğimiz ürünle oranın kullandığı renk uzayı, baskıda kullanılan renk uzayı farklıysa yine sonuç tamamen bambaşka oluyor. Şimdi işte orada birkaç mesele var. Birincisi monitörün seçimi. Şimdi her monitör firmasının genelde bir profesyonel serisi oluyor. Mesela bizim bu senin önündeki ViewSonic de onlardan bir tanesi. Biz hep söylüyorum, bu videoları P2770'te editliyoruz. Bu da VP2468 yanılmıyorsa. Evet, şöyle bir kağıtla çıkıyor. Şimdi profesyonel bir monitör diyoruz ya, şimdi kalibreli geliyor. En önemli farkı bu. Şimdi biz daha böyle oyuncu monitörü gibi monitörler aldığımız zaman böyle şeyler içinden pek çıkmaz. Evet. Kalibreli çıktığı için sen daha hemen fişe takıp çalışabilirsin. Evet. Ama yine de emin olmak için ya da belli bir süre sonra o kalibrasyon bozulabileceği için de kalibrasyon cihazları var. Aslında bak, dediğin şey çok önemli. Belli bir süre sonra bozulabilecek olması çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir şey. Profesyonel bir monitör aldım. Fabrikada kalibre edilmiş. Süper. Başladım çalışmaya. Ama biz farkında olmasak da atıyorum 3 ay süresince veya 6 ay, 1 yıl süresince bu renkler yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Ekranın parlaklık değeri değişmeye başlıyor ve biz sürekli buna baktığımız için bunu anlayamıyoruz. Bu yüzden aslında düzenli aralıklarla ekranın kalibre edilmesi profesyonel çalışma aşamasından önemli bir etken. Evet, işte bu şu an üzerinde duruyor. Bunun detaylarına gireceğiz. Mesela bu X-Rite'in çözümü. Şimdi şöyle, başka cihazlar da tabii var. Çok tabii çok fazla versiyonları var bunların. Biz bunu kullanıyoruz. Genelde çünkü kullanılan cihazlardan biri o sektörde. Evet. Biz de onu temin ettik. E-Display Pro versiyonu. Şimdi bunu taktığın zaman bunun tabii bir aşamaları var. Şimdi iki işe yarıyor aslında bakarsan. Birincisi monitörünü kalibre ediyor. Evet. Monitörünü ayarlıyorsun. Aynı zamanda yazılımını da sana zaten çok basit bir şekilde soruyor. Birkaç tane sekmeden işaretliyorsun. Bir iki dakika süren, hani en basitinde bir kalibrasyon süreci var. Sonra bittikten sonra diyor ki bak, before after. Oradan sen hatta istersen kendi fotoğraflarından ya da içindekinden. Evet, çok güzel. Yazılımı bence çok güzel yapmışlar. Çünkü hiç bilmeyen birisini bile güzel yönlendiriyor. Şimdi bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi şunu ölçeceğiz falan. Hani onları çok güzel açıklayarak adım adım eşlik ediyor size. Ve dediğim gibi sonda gösterdiği before after'lar, öncesi sonrası halleri, hem kendi sunduğu örnek fotoğraflar var. Onlar zaten belirli şeyleri görmek üzerine ayarlanmış fotoğraflar. İşte aşırı kontrastlı olanlar var. Farklı renk tonlarına yer verilmiş olanlar var. Sizin dediğin gibi senin seçtiğin fotoğrafları da direkt karşılıklı olarak öncesi sonrası görebiliyorsunuz. O bakımdan kullanması ve ayarlaması kolay bir ürün. Ve bunun yanında şey sağlıyor.
var olan monitörün durumunu sana söylüyor. İşte renk dağılımı iyi mi, parlaklık dağılımı iyi mi? Oradaki ayrımlar, renklerin işte o delta dediğimiz renk farklılıkları, senin gördüğünde olanın evet. farklılığı, aralıkların büyüklüğü senin zaten o monitörün birazcık profesyonel olup olmadığını belirtiyor. Yani sadece düzeltmek için değil, hem mevcut durumunu kontrol etmek için. Belli aralıklarla ne kadar değiştiğini görmek açısından da kullanabiliyoruz anladığım kadarıyla. Yani orada böyle bir cihazın olduğu zaman şeyin firmanın iddiasına inanmana gerek yok. Takıyorsun, gösteriyor zaten. Aynen. Mesela burada demin bahsetmiştin. Fabrika kalibrasyonu demiştik. Hı-hı. Buradaki sonuçların tutup tutmadığını kendimiz buradan sonuçlara bakarak görebiliyoruz. Evet, görebiliyorsun. Bir de bu tip cihazlar şeyi sağlıyor. Mesela bu monitörü çalıştırdığın ortam da önemli. Oradaki ışık evet. yoğunluğu, miktarı. Onu da canlı canlı aslında bunu bilgisayarına takılı bırakırsan gösteriyor. İşte biz mesela bu PSR'sinde bunu test ettiğimiz zaman şeye çok çok minik bir dokunuş. Bazen hatta hiçbir şey yapmıyor. Çünkü hakikaten kalibreli çıkıyor bunlar. Evet. Ama böyle iddiası olmayan monitörlerde bayağı fark oluyor. Veya 3 ay sonra belki bunda da fark olacak. Tabii yine olacak. Eski monitörler yine kalibrasyon eskimiş artık Hı-hı. zaten ayarı kaymış. Bununla bayağı bir toparlayabiliyorsun bu kalibrasyon meselesiyle. Maalesef hani yazılımla çok fazla yapabileceğin bir şey değil bu. Bu gerçekten dışarıdan bakan bir göz gibi. Oradan ölçerek yapabiliyor. Şimdi kalibre olmayan bir mesela ya da ne bileyim bir oyuncu monitörüm var. Ben işte Photoshop kullanamayacak mıyım? Kullanırsın. Bir engel kullanamayacak kimse mıyım? Kimseyi durduramaz bu konuda. Yani sonuçta zaten amacınız bir şey görmek. Tabii. Ama işte o gördüğüm şeye müdahale etmek gerekiyorsa orada gerçekten başımızı derde sokabilir. Burada şey de var. Eskiden işimiz daha kolaydı. Mesela IPS panel iyidir deyip geçebiliyorduk. Evet. Şimdi onu da yapamıyoruz. Milyon çeşidi var onların da kendi içerisinde. O da arttı. Evet. Panellerin şeylerine kadar gireceksin. Kaç bitmiş, ne yapıyormuş. O da yetmiyor. Hepsi aynı sonucu vermiyor. İşler karmaşıklaştı. O bu aslında bu sertifikasyon olayı biraz seni orada rahatlatıyor. Diyorsun ki en azından işte belli bir standardı sağlayan evet. monitör aldık. Evet. Şöyle bir şey yapılabilir mi sorusu var. Ben yine ekonomik bir monitör aldım, oyuncu monitörü aldım. Hı hı. Gittim kalibrasyon cihazı edindim bir yerden. Bu arada şunu söyleyeyim, etrafınızda hani birisinde varsa bu hı. ödünç alırsın. Denersiniz. Bir kere tabii ki. Kalibret geri ver. Hani illa hı. satın almak zorunda değilsin, olan biri yeterli. Ama kurtarır mı? Yani garanti, evet benim TN panelim var. Renk konusunda çok da iddialı değil. Hatta şeyi farkındayım. O gerçek renkler olmadığını farkındayım. Kalibrasyon cihazıyla ben bunu profesyonel kullanıma uygun hale getirebilir miyim? Yani ister bu kalibrasyon cihazı olsun, ister başka en üst seviye bir araç olsun, yani ekranın kalitesini yükseltemeyecek. Belli bir noktada bunu bir anda profesyonel bir monitöre çeviremeyecek. Evet. Ama tabii ki renk doğruluğu açısından, parlaklık açısından hı-hı. bir katkı sağlayabilir. Monitörümüzü daha doğal bir hale getirebilir. Hı-hı. Ama tutup da sadece kalibrasyon cihazından monitörümüzü mükemmel bir hale getirmesini beklemek hı-hı. pek doğru bir beklenti yani olmaz. Yani ölüyü diriltmez. Yok. Güzel bir örnek oldu. Buna çok dikkat etmek lazım. Görüntüyle, işimiz görüntüyle ise tamam şey de olabilir. Çok iddialı ben kedi fotoğrafımı editleyeceğim. Hı-hı. Yani renk sapsa ne olur, sapmasa ne olur belki de. Hani işime görür ama. Zaten günümüzde çoğu kişi cep telefonundan görüyor fotoğrafları. Tabii. İşte işin ucunda o baskıya gidecekse zaten orada kesinlikle kalibrasyonunu bir monitörden bakmamız lazım. Onun dışında videolarda mesela ışıklardan kaynaklanan sorunlar var. Bizim mesela şu ışıklarımız videoyu birazcık yeşil yapıyor. Evet. Ampuller çünkü çok doğru ampuller değil ama biz onu biliyoruz. Hani hı-hı. bunu birazcık yeşil yapalım. Bunu telafi edecek şekilde evet. kameradan gerekli ayarlamayı önceden yapıyorsunuz. Kameradan yapıyorsun. Yapmadın. Unuttun. Bir şey oldu. Ne oluyor? Bu sefer monitörden ayarlıyorsun. Hala bir kurtarma şansın var. Tabii monitör onu gösteriyorsa. Gösterebiliyorsa. O farkı görüyorsan evet. monitörde. O da şey acayip bir durum. Bazen ya diyorsun ki burada bu gözükmüyormuş meğerse. Hani iki tane monitörü yan yana koyduğun o zaman. O konuda çok acı tecrübelerim var benim. Öyle. Daha önce laptop kullanırken düzenlediğim fotoğraflar vardı. Hani bana gayet güzel gözüküyordu. Hani yaptığım şeylerin düzenlemelerin falan gözüktüğünün farkında değildim. Daha sonra bir monitör almıştım ve hani kendi fotoğraflarıma bakarken tesadüfen kendi orada yaptığım fotoğraflar üzerindeki boyamaların falan fırça izlerinin olduğunu gördüm. Evet. Yani tipik örnek. Ona iyi bir monitörden bakan herkes bunları sürekli görüyordu ve ben bunun farkında bile değildim. Ya. Ama şu anda tabii mecburen sen şimdi profesyonel tabii iş yapıyorsun. Kalibreli ekran kullanıyorsun. Hı-hı. Profesyonel seriden bir ekran evet. kullanıyorsun. Ve ben de kendi seçmende şunu yaşadım. Verdiğim fotoğrafların bana ya bunların rengi hatalı diye geri döndüğünü gördüm. En çok şey yapan, insanı sinirlendiren şey o çünkü bakanın monitöründe sorun var. O zaman ne yapıyorsun? İşte ikna etmeye çalışıyorsun. Yapacak bir şey yok. Oturup o zaman işte doğru bir ekranın başına getirip o kişiyi bak evet. işte bu böyle olmak zorunda diye göstermek gerekiyor ki o da her zaman mümkün değil. Mümkün olmuyor. Burada hem tabii tekrar söyleyeyim fotoğraf editlerken de bu geçerli. Video editlerken evet, de bu geçerli. Düzgün monitörlerle çalışırsan sen daha az yorulursun. Bir de işte işi teslim ederken hiç olmazsa emin olursun. Bak ben bu işi düzgün yaptım. Doğrusu budur dersin. Bir de en azından eğer
ekran düzgünse, evet, diğer kötü ekranlarda bile daha saçma gözükme ihtimali azalıyor bence. E tabi. Yani siz atıyorum çok kontrastlı bir ekranda çalışıyorsanız onu başka bir yere gönderdiğinizde her zaman onlara çok tuhaf gelebilir. Ama siz doğru renklerde bir ekranda çalışıyorsanız en azından başka kötü bir ekranda bile o biraz daha kabul edilebilir bir şekilde gözüküyor. Evet. Ya şey mümkün olduğu kadar işte bu sertifikasyonları sağlayan tiplerde seçmek lazım ekranları. Bir tane eğer profesyonel çalışılıyorsa, para kazanılıyorsa o zaman bu ekipman yatırımlarının tabii da yapılması yani gerekiyor. Biraz lüks bir yatırım bence evet. Yani. Ama işte senin işini kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Ve biliyorsun. Diyorsun ki ya ben tam bu işi bitirdiğim anda doğrusunu yaptım. Kafam rahat. Evet. Ben şey eskiden şey yaparlardı. Hani bu yokken baskı al derdik. Hiç olmazsa yani biliyorsun ya çıktısını kafanda bir şey var en azından nasıl çıkması gerektiğini bir referans var. O çıktıya bak ona göre ayar yap derdik. Tabii ne oluyor? O iş uzuyor. Onun da kendi içindeki değişkenleri, ya. Baskıdaki farklı renkler, farklı baskı ortamları evet. Her şeye etki ediyor. Dolayısıyla şunu söylüyoruz. Monitörünüzü mutlaka bir şekilde kalibre edip imkan varsa evet. Ödünç alınarak bir şekilde dediğin gibi yani illa satın almanıza gerek yok böyle. Bunun bir da şey. Versiyonları var. Bu şimdi ileri model. Mesela tabii. İşte bilgisayara takılı kaldığı zaman sürekli ışığı ölçerek ekranı ayarlıyor. Bunlar çok gerekli veya kalibrasyon için gerekli. Hiç yoktan şeyler var. İnternette Tesla var işte atıyorum şurada beyazı görene kadar parlaklığınızı arttırın, azaltın gibi. En azından bir şekilde dengelemek fayda evet. Sağlayacaktır iyi. Monitörü yani. Seçerken de özelliklerde o şu delta ayarları delta değerlerine dikkat etmek lazım. Evet. 2 ve 6 makbuldür diyelim. Daha fazlasında renk sapması artık fazla evet, oluyor. Kabul edilemez şekilde geliyor. Evet. Parlaklık olarak da kapalı ortamda çalışıyorsan bugün hani parlaklığından şikayet etmezsin satılan monitörlerin. Ben şahsen fazla parlak olmalarından biraz şikayetçiyim. Normal en kaliteli renk profillerinde kullandığımda ben normal kullanımımı gerçekleştiremiyorum. Bayağı rahatsız ediyor gözüme. Ben sadece renk düzenleyeceğim zaman artık o sRGB modunda falan tamam. Kullanmaya başladım. Bir de ben şeyden rahatsız oluyorum. Mat ekran olması lazım. Yani parlak kesinlikle. Ekranda o işler o pek kolay olmuyor. tamam şimdi daha bitmedi işimiz. Evet. Bir de aksiyonlara görelim bakalım. Hani bakalım fotoğrafları, videoları. Fotoğraf. Yani neden bahsediyoruz? Yani deminden beri bir şeyden bahsediyoruz. Diyoruz ki fotoğraf düzenleme, işte video düzenleme. O ekranlarda bu neye tekabül ediyor? Evet. Neyi düzelttiğimiz zaman fotoğrafta ne oluyor? Biraz onlara bakacağız. Bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.